Bioinfo Konferans. Bioinformatik ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansı. Doçent Doktor Nurcan Tunçbağ, Hastalıklarda Ağ Modelleme Teknikleri. Lisans eğitimli İTÜ Kimya Mühendisliği, yüksek lisans ve doktora derecelerini Koç Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik bölümlerinden almıştır. Ardından 2010-2014 yılları arasında MIT Biyoloji Mühendisliği bölümüne doktora sonrası araştırmalarını yapmak üzere katılmıştır. ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde 2014-2021 yılları arasında çalışmalarını yürütmüştür. Halen Koç Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hesaplamalı sistem biyolojisi ve bioenformatik çalışmaları ile UNESCO L'Oréal tarafından Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülüne layık görülmüştür. Proteinler ve genler arasındaki etkileşim ağlarının hastalıklarda nasıl değiştiğini, çoklu omik veri entegrasyonu ve hesaplamalı teknikler kullanarak aydınlatmak üzere araştırmalarına devam etmektedir. Sayın Nurcan Tunçbağ hocamız ve değerli katılımcılarımız, konferansımıza hoş geldiniz. Ben Gizem Beker. Değerli hocamız, bizlere bugün hastalıklarda ağ modelleme teknikleri adlı sunumuyla bir seminer verecektir. Sunum bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılardan gelen soruları hocamıza sunacağız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Dilediğiniz vakit sunumunuza başlayabilirsiniz. Hoş bulduk tekrar. Herkese merhaba. Öncelikle tüm katılımcılara çok teşekkürler. Cumartesi günü konuşmamızı takip ettikleri için. Ve Bioinforange grubuna da teşekkürler davetleri için. Bugün size hastalıklarda ağ modelleme yaklaşımlarını anlatacağım. Umuyorum ekranda bir sorun yoktur. İlk önce aslında Alan Turing'le başlamak isterim. Bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanında öncü isimlerden ve 1952 yılında iki molekülün, aslında bu matematiksel biyolojinin ilk makalelerinden biri olarak da düşünülebilir teorik olarak. İki molekül düzenli bir şekilde etkileşime girerse bazı tekrarlayan örüntüler oluşabilir şeklinde ilk makaleyi 1952 yılında yayınlamıştır. Ve ardından yaklaşık 60 seneden fazla bir süre geçtikten sonra Science dergisinde basılan bir makalede bu hipotez üzerinden bir model geliştirilmiş ve salamanderlarda uzuvların gelişmesinde 3 tane molekülün birbiriyle etkileşimleri üzerinden doğru bir model oluşturulabilmiştir. Ve baktığımız zaman aslında 2 ya da 3 molekül seviyesinin ötesinde vücudumuzda farklı seviyelerde irtibat halinde birçok ağ oluşmaktadır. Öncelikle bireysel olarak baktığımızda hepimiz farklı sosyal ağlar üzerinden işte birbirimizi takip ediyoruz ya da arkadaş olarak iletişim halindeyiz. Ve bu örneğin bir kişinin arkadaş çevresinden bahsediyorsak. Hocam kusura bakmayın araya giriyorum ama slaytlarda donma varmış galiba. Okumuculardan evet öyle bir geri bildirim aldık. Sunum gelmiyor. Evet. Kontrol ediyorum. O zaman durdurup tekrar paylaşıyorum o halde. Tabii ki hocam, teşekkür ederim.
Peki. Hocam tam ekran yapabilir misiniz bir de? Tam ekranda aslında ama. Yandan diğer slaytlarda gözüküyor da direkt olarak o slaytı verebilirseniz. Peki. Yani. Şu an tam ekran görebiliyor musunuz? Biraz önceki gibi hocam. Peki. O zaman ben tam ekranı şöyle yapalım. Hocam F5 yapabilirseniz. Yok, zaten tam ekranda bir şekilde ayrı pencere olduğu için sanırım. Tamam, şu an olmuş olmalı. Evet hocam, oldu. Teşekkürler. Güzel. Bu slide'ı anlatmıştım az önce. İki molekülün birbiriyle etkileşimi. Ve burada baktığımız zaman vücudumuz birçok ağdan meydana geliyor ve organlar birbirleriyle etkileşerek bir network oluşturuyor. Hücrelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan networklerden bahsedebiliyoruz. Ve bizim araştırma alanımız hücre içindeki moleküllerin birbiriyle etkileşmelerinin değişiklikleri, nasıl etkileştikleri, bu gibi sorular üzerinden araştırmalarımızı yürütüyoruz. Ve baktığımız zaman veri entegrasyonu ağ üzerinde veri entegrasyonu yapmak hastalıkları modellemede oldukça önemli bir konsept. Yeni gelişen teknolojilerle hücre içinde birçok veri seti elde edebiliyoruz. Proteomik seviyede, genomik seviyede ya da epigenomik veri veya mutasyon profilleri. Ancak bunların her birini tek tek analiz ettiğimizde hücrenin farklı özelliklerini verebiliyor. Ve bunların birbirleriyle iletişimlerini anlayabilmek için interaktom dediğimiz, yani moleküllerin birbirleriyle etkileşmelerinin tamamı olarak tanımlayabileceğimiz, bunlar protein-protein etkileşimleri olabilir, transcription factor, DNA etkileşimleri olabilir ya da küçük molekül protein etkileşimleri olabilir. Bunların tamamına interaktom diyoruz. Ve bu omik veriyle elde ettiğimiz bilgiyi interaktomla entegre ettiğimiz zaman hücrede moleküllerin listesinin ötesinde, yani şu molekül önemli, şu proteinde artış var, bu gende ifade seviyesinde azalış varın ötesinde hangi proteinler, hangi diğer proteinlerle etkileşebiliyorlar ve arada aslında deneysel verinin içinde göremediğimiz hangi gizli kalmış proteinler ya da genler fonksiyonel, bunları da ortaya çıkarabiliyoruz. Ancak bu çok da kolay bir iş değil. Burada doğru şekilde bir modelleme yapmak gerekiyor ve hücresel değişiklikleri doğru anlamlandırabilmek gerekiyor. Burada konuşmanın ileri kısımlarında tabii ağ modellemenin kliniğe doğru nasıl uygulanabileceği, hangi işlere yarayabileceği konusunda bir kısım olacak. Burada tanımlamak istediğim bir de kişiye özgü tıp modelinden bahsetmek istiyorum. Bu herkese uyan tek beden yaklaşımından uzaklaşmak olarak tanımlanabilir. Burada bu şekli Ulusal Kanser Enstitüsü'nden görüntüyü aldığım bir şekil. Burada hastaları bu modelde tedaviye en iyi yanıt alabilmek için hastaları farklı gruplara ayırıp ona göre bir tedavi stratejisi uygulamak olarak tanımlanıyor ve hastaları gruplara ayıran tıbbi bir model olarak da tanımlanabilir. Ve baktığımız zaman aslında bu moleküllerdeki değişiklikleri birden fazla kategoriye koyabiliriz. Örneğin proteinlerde çeşitli geçici değişiklikler olabiliyor. Bir protein kapalı haldeyken fosforlu olduğu zaman, buradaki örnekte fosforlu olduğu zaman aktif hale gelip fonksiyonunu yerine getirebiliyor. Ya da
Açık halde, fonksiyonel haldeyken fosforlu olarak artık fonksiyonel olmayan bir duruma geçebiliyor. Bu reaksiyon geriye dönük bir reaksiyon. Yani kapalı, açık, kapalı, açık durumlara, hücrenin içinde farklı durumlara sahip olabiliyor. Geçici değişiklikler olarak tanımlarsak. Bir başka değişiklik ise transkripsiyon faktörlerinin bağlanmalarındaki değişiklik. Yani örneğin transkripsiyon faktörünün bağlanma bölgesindeki bir mutasyon, onun artık DNA'ya bağlanmasını değiştirebilir. Bu tür değişikliklerden bahsediyoruz. Bir diğeri ise kalıcı değişiklikler. Yani örneğin normal bir gende bir mutasyon olduğu zaman fonksiyonel olarak normal olmayan proteinler ya da bir proteinin bir bölgesini kaybetmesi ya da o proteinin oluşmaması gibi sonuçlar oluşabiliyor. Başka değişiklikler ise uç birleştirme olayları. Yani bir proteinin canonical dediğimiz sekansından başka ve o yapıdan başka alternatif izoformlarının oluşması olarak tanımlayabiliriz. Ve aslında proteinler rigid yapılar değiller. Yani proteinin dinamiği zamana bağlı olarak yapısındaki farklılıklar da proteinin fonksiyonunda değişikliklere neden olabiliyor. Bir diğer farklılık da protein dinamiğinden bahsedebiliriz. Bu seviyedeki değişiklikleri kanserin moleküler izleri olarak temsil edebiliyoruz. Bundan sonraki yansılarda kanserin moleküler izlerinden bahsederken farklı değişiklikleri de göz önüne alabiliriz. Ve mutasyonlara özellikle baktığımız zaman her bir mutasyon aynı seviyede kanser hücrelerine büyüme avantajı sağlamıyor. Burada birkaç grup mutasyon var. Sürücü mutasyon dediğimiz mutasyonlar 2 ile 10 mutasyon sayı olarak 2 veya 10 mutasyondan bahsediliyor her bir hasta başına. Ve genelde sürücü mutasyonlar, bazı sürücü mutasyonlar aynı anda aynı tümör hücresinde bir arada bulunmuyorlar. Bunun en açık örneklerinden biri NRAS ve BRAF proteinlerindeki mutasyonlardan bahsedebiliriz. Örneğin burada sağlıklı bir hücrede ikisinde de herhangi bir değişiklik yok ve normal bir sinyal çıktısı oluşuyor. Tümör A ve tümör B'ye bakıldığında bu çalışmada BRAF'taki bir değişiklik onkogenik bir sinyal çıktısına sebep olurken NRAS'taki yine başka bir mutasyon BRAF'ta bu sefer herhangi bir değişiklik yok. Aynı onkogenik sinyal çıktısını verebiliyor ve bu iki mutasyon, bu iki proteindeki mutasyon aynı anda bulunmuyorlar. Çünkü optimize etmek açısından da burada bir değişiklik onkogenik bir sinyal için yeterli ya da buradaki bir değişiklik. İkisinin aynı anda olması fonksiyonel olarak da gereksiz olarak düşünülebilir. Bir diğer grup mutasyon ise yolcu mutasyon dediğimiz. Kanser hücrelerinin ilerlemesine ya da onlara büyüme avantajı sağlamayan mutasyonlar olarak tanımlanıyor. Ancak bunların birlikte hareketleri, yani birden fazla yolcu mutasyon dediğimiz mutasyonların birlikte hareketleri kanser hücrelerinde yine etkin olabilir. Üçüncü bir grup ise bizim son çalışmalarımızla da özellikle ilgilendiğimiz grup gizli sürücü mutasyonlar. Gizli sürücü mutasyonlar bir sürücü ya da bir başka gizli sürücüyle birlikte hareket ettikleri zaman aynen bu sürücü mutasyonlar gibi davranan mutasyonlar ya da proteinin bir durumunda bu mutasyonlar sürücü olarak davranmıyorlar. Başka bir durumunda ise kansere büyüme avantajı sağlayan
fonksiyona sahip olabiliyorlar. Ve sürücü mutasyonlar yine zamana bağlı olarak birikebiliyor. Örneğin normal bir hücre başlangıcıyla ilk erken sürücü dediğimiz mutasyonların birikmesi ve ilk primer tümörü oluşturan ilk değişimin oluşması buradaki birikim. Ardından daha kompleks bir yapı var ve devamında metastatik grupların oluşması ve genelde görüntüleme teknolojilerinde 10 üzeri 8 hücre biriktiği zaman görüntülenebiliyor tümörler. Ama öncesinde normal hücreden tümörün oluşumunun görülmesine kadar birçok yine uzunca bir süreç var. Bundan bahsedebiliriz. Ve baktığımız zaman yani hastalara karşılık mutasyon profillerine baktığımız zaman, örneğin bunu bir matris olarak düşünürseniz, satırların mutasyonlar, sütunların ise hastalar olduğunu düşündüğümüz zaman ve bu matrisi eğer o hastada o bulunan bir mutasyon varsa 1 yoksa 0 olarak girdiğimiz zaman bu matrise oldukça sparse bir matris elde ediyoruz. Bu ayrıca çok da heterojen bir matris, heterojen bir yapısı var. Bu ne demek? Yani mutasyonların hastalar arasında mutasyonların ortak olduğu sayı oldukça limitli. Yani örneğin glioblastoma'da baktığımız zaman en az 3 hastada ortak olan mutasyon sayısı, örneğin 290 hastada bakıyorsak çok düşük bir sayıya denk geliyor. Birazdan zaten onların da detaylarını vereceğim. Ama baktığımız zaman ortaklıkların çok da düşük olduğunu görebiliyoruz. Ve sadece mutasyonların olduğu proteinlere baktığımız zaman da biyolojik yolaklar seviyesinde istatistiksel olarak önemli olan biyolojik yolakları vermekte oldukça zorlanıyoruz. Örneğin bu küçük network'e baktığımız zaman bir hücre bir reseptörden bir transkripsiyon faktörüne doğru bilgi akışını incelediğimiz zaman, örneğin burada bu proteinin etkileşimlerini değiştiren bir değişiklik olduğunda, bu akışta baktığımız zaman yüzey reseptöründen transkripsiyon faktörüne doğru bu yolların %60'ından fazlasının zarara uğradığını hesaplayabiliyoruz. Ama sadece bu proteine baksaydık bu ilişkiyi göremeyebilirdik. O yüzden bizim tam bir ağ modeline ihtiyacımız var. Bu tabii örnek küçük bir network. Uğraştığımız problem çok daha büyük bir network üzerinde bir problem. Burada aslında şunu söyleyebiliriz. Tek bir moleküle odaklanmak yerine moleküllerin bir kümesine, bunların birlikte nasıl hareket ettiğine odaklanmak daha gerçekçi bir sonuç veriyor hastalıkların modellenmesinde. Ve proteinlere özgü baktığımız zaman, proteinler oldukça sosyal moleküller. Bu ne demek? Proteinler hücre içinde birbirleriyle etkileşirler. Bu etkileşimler sonucu çeşitli fonksiyonlar yerine getirilebilir. Burada iki tane protein yapısı görüyorsunuz ve bunlar birbirleriyle kovalent olmayan şekilde birbirleriyle kontak halindeler. Bu kısımlara da ara yüzeyler diyoruz. Proteinlerin bağlandıkları ara yüzeyler. Bu sadece bir protein çifti. Ve buraya baktığımız zaman, bunların etkileşim ağlarına baktığımız zaman, interaktom dediğimiz ağlar, burada her bir nokta bir proteini temsil ediyor ve bu iki nokta arasındaki çizgi de bunların birbirleriyle etkileştiklerini temsil ediyor. Yani burada bir saç yumağı yapısı görüyoruz ve bu oldukça kompleks bir yapı.
Belki on binlerce molekülün yüz binlerce etkileşiminden bahsediyoruz bu interaktörle. Peki bu neden önemli? Neden protein etkileşim ağları bizim için önemli? Herhangi bir proteinde, örneğin burada bu proteinde herhangi bir değişiklik yok. Ama bu proteinde örneğin bir mutasyon olduğu zaman bu mutasyon ağ içerisinde bu proteinin bütün etkileşimlerinin kaybına neden olabilir. Yani bu küçük ağ 3 tane parçaya bağlanarak artık o ağın fonksiyonunun değişmesine ya da farklı fonksiyonlara neden olabilecek küçük ağlara parçalanabilir. Yani bu ağın yapısı oldukça zarar görebilir. Bir diğer senaryo ise bu mutasyon bu proteinin sadece bir etkileşimini bozarak kısmen bir fonksiyonel zarar verebilir. Üçüncü senaryoda ise bu mutasyon bu proteinin etkileşimlerine herhangi bir etkisi olmayabilir. Yani başlangıçtaki A modeli yine aynı şekilde sürdürülebilir. Ve son senaryo buna fonksiyon kazanımı diyoruz. Tüm etkileşimlerini tutarken buradaki bu mutasyon dolayısıyla etkileşimlerinde herhangi bir kayıp olmazken bir tane daha protein etkileşimi partneri elde edebilir ve buna da bu şekilde ağ yapısında bir tane daha molekülle etkileşim, bir tane daha proteinle etkileşim eklenebilir. Ve bu etkileşim ağlarındaki değişiklikler aslında bize hastalıkların oluşumu hakkında bilgi veriyor. Bizim sorduğumuz soru, normal bir hücredeki ağ, bir tümör hücresindeki ağ ile karşılaştırdığımız zaman hangi kısımlarda farklılaşmalar var, hangi kısımlarda değişiklikler var? Bunları anlayarak tümör oluşumunun nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Yani buradaki kara kutuyla ilgileniyoruz. Yani normal hücre nasıl oluyor da bir tümör hücresine farklılaşıyor ve burada hangi etkileşimler, hangi proteinler ya da başka moleküller etkin bunları araştırmaya çalışıyoruz. Özet olarak amacımız proteinler ve genler arasındaki etkileşim ağlarının kanser hücrelerinde nasıl değiştiğinin aydınlatılması. Ve bunu yaparken tersine mühendislik dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Kanserin moleküler izlerinden tersine mühendislik yöntemlerinin uygulanması. Burada örneğin yine bir interaktomdan bahsediyoruz. Oldukça kalabalık. Buradaki her bir nokta bir proteini temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Ya da dediğim gibi başka moleküller de bu interaktomun içinde bulunabiliyorlar. Ve bu interaktomun içindeki düğümlerden bazılarının örneğin bu hastada bu maviyle gösterilen düğümlerin hastalıkta önemli olduğu bulunmuş diye varsayalım. Bizim amacımız peki bu mavi noktalar var ama bunların arasındaki iletişim nasıl? Doğrudan mı yoksa başka aracı proteinler var mı? Ya da hangi pathway'ler, hangi biyolojik yolaklar bu ağ içerisinde etkin? Bunları bulmaya çalışıyoruz. Yani bu tersine mühendislik yöntemini uyguladığımız zaman daha tam bir görüntü elde etme. Bu mavi olan düğümler arasında, bu mavi olan proteinler arasında etkileşim var mı? Varsa hangi yönde? Ya da bu mavi olan etkileşimler arasında, örneğin şu iki mavi noktaya baktığımız zaman doğrudan olmayan bir etkileşim var ama bu gri nodları eklediğimiz zaman bu pathway'i tamamlayabiliyoruz. Ve bunlar da bu hastalıkta önemli olabilecek proteinler olarak tanımlayabiliyoruz. Yani bu mavi noktalardan hücre içinde hangi etkileşimler var, hangi gizli kalmış proteinler var ve hangi önemli proteinler var, bunları aydınlatmaya çalışıyoruz. Peki, örneğin elimizde çeşitli genlerin ifade seviyelerinde farklılıklar olduğunu düşünelim. Bu
yeniden yapılandırma dediğimiz A yeniden yapılandırma çalışmalarında örneğin bu gen setinden başlayarak bunları regüle eden hangi transkripsiyon faktörleri var? Ve artı örneğin elimizde fosfoproteomik verilerden gelen o durumda hangi proteinlerin normal hücreye göre fazlaca fosforlu olduğu bilgisinin olduğunu düşünelim. Ve yukarıya doğru fosforlu olan proteinleri de alın içerisine entegre edebiliyoruz ve böylece hücre içinde bu değişiklikler nasıl temsil ediliyor? Hangi burada gördüğünüz gibi aracı proteinler var ya da hangi transkripsiyon faktörleri burada etkin? Onları yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Ve böylece örneğin buradaki kırmızı ile işaretlendirilmiş proteinlere bakarsak birinci amaç başlangıç verisinden öğrenemediğimiz, henüz tanımlanmamış olan biyolojik yolakları ortaya çıkartmak buradaki kısımda. Ayrıyeten ikinci amaç ise bunu yaparken bu maviyle gösterilen proteinlerin yanı sıra gizli kalmış olan, burada gri ile gösterilen proteinlerin de ortaya çıkarılmasını sağlamak. Bu ikinci amaç. Ve böyle bir ağ modeli geliştirdiğimiz zaman bunun yanında örneğin sinyal ağlarında ilaçların etkisini de hesaplamalı yöntemlerle anlaşılmasına yardımcı olabilir. Örneğin buradaki ilaç molekülünün bu protein kompleksini inhibe ettiğini düşünürsek aşağı akış yönünde birçok etkileşimin de bilgi akışında, sinyal akışında etkilenebileceğini hesaplayabiliyoruz. Ya da bu taraftan bu ilacın buradaki proteini inhibe ettiğini düşünürsek onun etkileşimlerini akış aşağı yönde değiştirebilir. Bu tür hesaplamalarda böyle bir ağ model oluşturabildiğimiz zaman uygulanabilir olarak düşünebiliriz. Bir diğer soruysa elimizde bir mutasyon listesi olduğu zaman hücre içinde interaktomun hangi bölgesi hasta tümöründeki mutasyonlardan dolayı etkilenmiştir? Bu sorunun cevabını aramak. Yine burada sisteme girdi mutasyonların listesi ve ağ modelleme yaklaşımlarını kullandığımız zaman da bu mutasyonların ağ üzerinde hangi kısımlarda etkin olduğu ve bu mutasyona uğramış proteinleri biz birbirine nasıl bağlayabiliriz ya da hangi aracı proteinler yine burada aktif onları oluşturabiliyoruz. Ve bu optimum olan ağ mutasyona uğramış olan proteinleri en iyi temsil eden ağ olarak oluşturuluyor. Tabii bu ağ modelleme ya da alt network, alt ağ bulma çalışmalarında birden fazla yöntem var. Bizim de grup olarak ilgilendiğimiz yöntemlerden biraz bahsetmek istiyorum, birkaç tanesinden. Bu ısı difüzyon algoritması, bu tabii bu çalışmadan alınmış bir görüntü. Bizim grubumuzun çalışması değil, onu tekrar belirtmek isterim. Isı difüzyon algoritmasını oluşturan, daha doğrusu bu algoritmayı biyolojik sistemlerde uygulayan bir çalışma. Burada listelenen proteinlerde örneğin EGFR proteini 1000 hasta arasında diyelim ki 100 tane hastada mutasyona uğramış ya da 500 tane hastada mutasyona uğramış. Mutasyon frekanslarına göre yani ne kadar fazla hastada görünüyorsa o protein o kadar önemli hipotezi üzerinden giden bir çalışma. Ve o proteinin ağ içerisinde ısı yükünün yüksek olduğu başlangıcıyla giden bir algoritma olarak söyleyebiliriz. Buradaki kırmızı düğümlerimiz var. Bunlar ısı yükü yüksek olan düğümler.
ve ısı difüzyonu bu kırmızı noktalardan etrafındaki ağ içerisinde etrafındaki nodlara yayılıyor ve yüzlerce iterasyon ya da binlerce iterasyon sonunda bulunan şey iki noktadan başladığımız zaman ağ içerisinde hangi alt ağlar oluşuyor, en çok etkilenen proteinler ya da pathway'ler hangileri, bunları bulmaya çalışan bir algoritma. Bir diğeri de random walk dediğimiz algoritma. Burada da yine başlangıç nodları başlangıç nodlarından başlıyor ve rastlantısal ağ içerisinde rastlantısal yürüyüşler yapıyor. Yani bu noddan başlıyor. Rastlantısal olarak önce bu noda gidiyor. Tek komşusu olduğu için buradan devam ediyor gibi. Ya da bu noda baktığımız zaman rastlantısal olarak ya bu noda gidecek ya da bu da gidecek. Ve bunu yine yüzlerce ya da binlerce iterasyon sonunda çalıştırdığımız zaman her bir nodun önem sırasına göre bir skoru oluyor. Ve burada koyu renkli olanların önem sırası yüksek, açık renkli olanların önem sırası düşük olarak düşünebilirsiniz. Ve böylece yüksek mutasyon yükü olan proteinlerin ağ içerisinde hangi diğer proteinleri ve hangi diğer alt ağları etkilediği buradan elde edilebiliyor. Ve üçüncü algoritma olarak benim özellikle yoğun şekilde ilgilendiğim Steiner Tree algoritması. Burada Omics Integrator isminde bir çalışma yayınlamıştık. Bu çalışmada oluşturduğumuz yazılım iki tane modülden oluşuyor. Bunlardan birisi Garnet, diğeri Forest. Garnet kısmında yaptığımız şey farklı omik veri setlerini entegre etmek. Burada örneğin epigenomik veri setiniz var ve transkriptomik veri setiniz var. Girdi olarak bunları verdiğiniz zaman hangi transkripsiyon faktörler bu sistemde istatistiksel olarak önemli şekilde anlamlı ve aktif, onu bulabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Genlerin ifade değerlerini kullanıyoruz. Örneğin burada y-aksisinde onun bulunduğunu düşünebilirsiniz. X-aksisinde ise transkripsiyon, her bir transkripsiyon faktörü için afinite değerlerini hesaplıyoruz. Yani DNA üzerine ne kadar kuvvetli şekilde bağlanıyor. O hesabı yapıp bu afinite değerleriyle genlerin ifade değerlerinin arasında bir ilişki var mı? Pozitif ya da negatif bir ilişki var mı? Bu önemli bir ilişki mi? Ona göre transkripsiyon faktörlerinin listesini elde edebiliyoruz. İkinci modülde ise, Forest dediğimiz modülde ise, elinizde herhangi bir protein, gen ya da küçük molekül listesi olabilir. Bu listeden yola çıkarak bu moleküller birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili mi? Ve bu veriyi en iyi temsil eden ağ hangisi? Bunu ortaya çıkarabiliyoruz. Burada da Steiner Tree, Steiner Forest algoritmasını kullanıyoruz. Bunun detaylarını şimdi biraz daha vereceğim. Bu çalışma, bu algoritma aslında telekomünikasyon sistemleri ya da transport sistemleri üzerinde oldukça yoğun uygulanmış bir algoritma. Bizim yaptığımız bunu yine biyolojik sistemlere adapte etmek ve bunu hastalık networklerini anlamada kullanılabilir hale getirmek. Şimdi burada yeşil olarak gösterilen düğümler yine o duruma özgü o molekülde var olan değişiklikleri temsil ediyor. Burada bu farklı omik veri setlerinden gelebilir ya da bir mutasyon verisi olabilir. Amacımız bu yeşil olan düğümleri network'ün içine sokabilmek.
Eğer bu düğüm network'ün içine giremiyorsa o düğüm için bir ceza ödemek. Yani buradaki aslında objektif fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu yeşiller eğer network'ün içine giremiyorsa bunlar için bir ceza ödemek. Her bir eklenen etkileşim için bir yine ücret gibi düşünebilirsiniz. Bu şeyi temsil ediyor. Bu etkileşimlerin arasındaki olasılık ne kadar yüksekse, yani bu etkileşim ne kadar gerçeğe yakınsa bu etkileşimin fiyatı ona göre düşük gibi düşünebilirsiniz. Ve en güvenilir etkileşimleri network'ün içine eklemeye çalışıyoruz. Bu yeşil olanları direkt olarak birbirine bağlayabiliriz. Ya da dediğim gibi aracı proteinler eklenebilir. Ve bu büyük interaktomun içinde bu alt ağları optimum şekilde bulmaya çalışan bir algoritma. Burada her bir etkileşim için bir ücret ödeniyor. Çözümün içine giremeyen düğümler için bir ceza ödeniyor. Ve aracı olan proteinler için herhangi bir ceza yok bu algoritmada. Ve bu algoritmayı çalıştırdığımız zaman bu büyük ağ içerisinde deneysel veriyi en iyi temsil eden alt ağlar oluşturabiliyoruz. Ve örneğin burada yeşil olan bir nod bu optimum network'ün içine girememiş. Bu nodu da kullanamıyoruz bu şekilde. Ve interaktomlarda çok çalışılan proteinler, örneğin P53 gibi bir protein ya da EGFR gibi proteinler literatürde oldukça fazla çalışıldıkları için interaktom içinde de etkileştikleri proteinlerin sayısı 200'ler, 300'ler, 500'ler gibi anılabilir. Ve bu tabii interaktomlarda bazı proteinlere meyil oluşmasına neden oluyor. Ve bu çokça bağlantısı olan proteinleri hub olarak adlandırıyoruz. Ve herhangi bir algoritma örneğin sadece 3 ya da 4 hub proteini kullanarak herhangi bir input veri setinde bu 3 ya da 4 tane proteini kullanarak bütün nodları birbirine bağlayabilme potansiyeli var. Biz bu algoritmada bu hub'lara olan meyili azaltmak için hub proteinleri de cezalandırma gibi bir yönteme başvurduk. Böyle yapınca eğer bir hub protein gerçekten o sistemde gerekliyse network'ün içine girebiliyor. Eğer herhangi bir network'te bulunduğu gibi bir durum varsa bu network'ün içine giremiyor. Böyle bir cezalandırma kısmı ekleyerek bu algoritmayı daha da doğru sonuçlar vermeye doğru ilerlettik. Bir diğer kısımsa randomization dediğimiz, yani herhangi bir random set verdiğimiz zaman, 100 tane rastlantısal protein listesi verdiğimiz zaman yine aynı etkileşim ağına mı ulaşıyoruz? Yoksa farklı etkileşim ağları mı oluşturuyor? Bir de böyle bir çalışma devamında uyguluyoruz. Sonuçta çıkan optimum network'ün o hastalığa özgü olup olmadığını anlamlandırabilmek için. Ve bu algoritmayla oluşturduğumuz tabii ağlar in silico olarak knockout deneyleri yapabiliyorsunuz. Örneğin orijinal bir network'te şu düğümü çıkarttığınız zaman network yeniden nasıl bağlantılanabiliyor? Hangi yeni etkileşimler ekleniyor? Hangisi çıkıyor gibi çeşitli analizler yapabiliyorsunuz. Biz bunu öncelikle 8 tane hastadan alınan fosfoproteomik verisi üzerinde uyguladık. Burada öncelikle bu fosfoproteomik veriyi Omics Integrator aracına yükledik. Ve sonuçta her bir hasta için bir ağ modeli oluşturduk. 8 tane ağ modelinden bahsedebiliriz. Ve bu sefer veriyi değil ağları birbiriyle karşılaştırarak hastaları gruplandırmaya çalıştık. Yani bu heterojeniteyi, başlangıçtaki heterojeniteyi azaltmak için
Ve moleküllerin birbirleriyle etkileşimleri de bu karşılaştırmaya katabilmek için böyle bir yöntem uyguladık ve hastaları gruplara ayırdık. Bunu yaptığımız zaman bu örneğin gerçek bir hasta verisinden oluşturulmuş bir ağ. Buradaki yeşil olan proteinler fosfoproteomik datadan geliyor. Beyazlar ise aracı proteinler. Örneğin buradaki bir nod üzerinden bir yorumlama yapamazken ağı oluşturduğumuz zaman gördüğümüz şey bu tarafta mTOR signaling pathway'nin bulunduğu. Burada NF-kappa B pathway'nin bulunduğu. RAS-RAF ve MAP kinase pathway'nin yine ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ve devamında baktığımız zaman bu 8 hastanın ağlarını karşılaştırdığımız zaman proteinler var mı yok mu, ne kadar güvenilir. Bu şekilde karşılaştırma yaptığımız zaman başlangıçta göremediğimiz ama ağ modelleri üzerinden yaptığımız karşılaştırmada örneğin 8 hastadan 5 hastada mTOR pathway'nin aktif olduğu, diğer 3 hastada ise mTOR pathway ile ilgili bir alt ağın bulunmadığını görüyoruz. Ya da örneğin kalmodulin proteinlerinin sadece 2 hastada var olduğu, diğerlerinde bulunmadığını, bu şekilde hangi pathway'ler var, hangi pathway'ler yok, herhangi bir ilaç, örneğin X pathway'ini hedefleyen bir ilaç, eğer o hastada yoksa o tedavinin belki de uygun olmayabileceği gibi sonuçlar çıkarabiliyoruz. Bu çalışmayı biraz daha genişlettik. Tabii 8 hastanın ötesinde bu sefer 290 tane tümör üzerinde yaptığımız çalışmada bu sefer mutasyonları kullanarak bir modelleme gerçekleştirdik. 290 hastanın verisi, 290 tane A modeli ve bunların karşılaştırılmasıyla hastaların gruplara ayrılmasından bahsediyoruz. Ve burada yine Omics Integrator tool'unu kullanmıştık. Ve bunun sonucunda 5 gruba ayırdık ve bu 5 grupta bu birinci grubu temsil eden bir ağ modeli. Burada bazı proteinler başlangıç verisinde varken bazı proteinler aracı protein olarak rol alıyor. Bazıları hem başlangıçta veri setinde var ve aynı anda gizli bazı hastalarda da gizli kalmış olarak ağın içerisine girebiliyor. Bu gruplamanın sonunda örneğin dördüncü gruptaki A modeli, dördüncü gruptaki hastalardaki ağlara göre ayırdığımız zaman oldukça agresif bir tip olduğunu, tümörün agresif olduğunu görebiliyoruz diğerlerine göre. Ve bunları tabii bu ağ modelleri hastaları gruplara ayırdık ama ağ modellerini hangi ilaç molekülleri daha etkin, hangi ilaç moleküllerine daha dirençli gibi hipotezleri de test etmek için bu sefer veri tabanlarına gittik. Hücre hatları için mutasyon profillerinin olduğu, ayrıyetten bu hücre hatlarının ilaca hassasiyetinin bulunduğu, deneysel bilgilerin bulunduğu bir başka veri tabanı kullandık. Bir diğer veri tabanı ise drug bank dediğimiz ilaç ve onların hedef moleküllerinin etkileşimlerinin olduğu veri tabanı. Bu üç veriyi entegre ettik ve hasta gruplarında yine ağ modelleriyle karşılaştırarak hangi ağ modeli hangi ilaç molekülüne hassas olabilir, o bağlantıyı kurmaya çalıştık. Ve burada ufak bir A olarak bunu görüntülemeye çalıştık. Burada hasta grupları var. Burada hücre hatları ve onları muamele edildikleri ilaçlar. Dirençli olanlar mavi, hassas olanlar da kırmızıyla gösterilmiş durumda. Sanırım biraz süre bir 15 dakikada sorulara ayırmak için şimdi bitiriyorum 2 dakika içinde.
Sonuç olarak baktığımız zaman A modelleri yaygın veya tümöre özgü yol seviyesindeki değişiklikleri belirleyebiliyor. Ve başlangıç verisindeki heterojenliği de heterojenliğin üstesinden de gelmeye yardımcı olabiliyor. Yani başlangıçta çok ortaklıklar bulamayabiliyoruz ama gizli kalmış ve başlangıçtaki veride görünmeyen çeşitli molekülleri de A modelinde eklediğimiz zaman ortaklıkları daha iyi, ortak yolakları ya da ortak protein hedeflerini daha iyi görebiliyoruz. Ve protein etkileşimlerinde ki herhangi bir değişiklik ayrıca hücresel sinyal yolaklarında da değişikliklere neden oluyor. Ve bunları birlikte göz önüne aldığımız zaman kanserin moleküler izlerinden hastaya özel alt ağları, tersine mühendislik yöntemleri gizli ortaklıkları gözlemlemek için bize ışık tutabilir ve ağ düzeyindeki değişiklikleri de daha iyi anlayabiliriz. Bitirirken öncelikle araştırma grubuma çok teşekkür etmek istiyorum. Doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve aynı zamanda lisans öğrencileri de katılıyor grubumuza. Ve birçok çalışmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Onlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Fon sağlayıcılarımız, geçmiş ve şu anki fon sağlayıcılarımız TÜBİTAK, Forbimen in Science programı, TÜBA Bilim Akademisi ve Küresel Genç Akademi'ye teşekkür etmek isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Soruları dilerseniz alabilirim. Değerli bilgilerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz soru cevap kısmına geçelim. Öncelikle Bayin Koruç ekibinin hazırlamış olduğu soruları size yönelteceğim. Birinci olarak kanser türleri için 9 spesifik mutasyon profillerinin ortaya çıkarılmasında ağ modelleme teknikleri ne kadar hedeflenebilmektedir? Şimdi soruyu doğru anlayabildim mi tam olarak emin değilim ama şöyle hastaya özgü olarak da mutasyon profilleri oldukça farklı. Aynı kanser türünün içinde de mutasyon profilleri oldukça farklı. Ağ modelleme yaklaşımlarında bu mutasyonlar evet farklı bölgelerdeler ama aynı sinyal yolağının farklı noktalarını etkiliyor olabilir. Bu şekilde modelleme yaparak o farklı noktaları da yani protein seviyesinde farklı proteinlerde olan mutasyonlar ama yolak seviyesinde aynı yol üzerinde bulunabildiklerini bulmaya çalışıyoruz diyebiliriz o noktada. Bu işe yarıyor diyebiliriz. Mikrofon kapalı kaldı galiba. Evet, siz konuşurken ses gelmesin diye kapatmıştım. Evet. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumda ise driver mutasyonların etkisi net olmasına rağmen passenger mutasyonlar hakkında pek veri bulunmamaktadır. Bu mutasyonların aydınlatılmasında ağ modellemelerinden nasıl faydalanılabilir? Şimdi orada şöyle sorular var. Birincisi bazı mutasyonlar, şöyle diyeyim, yolcu mutasyonların arasında aslında henüz bulunamamış olan sürücü mutasyonlar da olabilir. Yani sürücü mutasyonları katalogluyoruz ama geri kalanına yolcu mutasyon diyoruz. Fakat onun içinde gizli sürücü mutasyonlar da var. Burada ağ modellemenin yanı sıra başka teknikler de var. Şu an bir doktor öğrencisi onunla doktor öğrencimiz onunla ilgili çalışıyor. Örneğin aynı protein üzerinde eğer birden fazla mutasyon varsa biri sürücüyken diğeri onunla birlikte olduğu zaman sürücü mutasyon olabiliyor. Tek başınayken sürücü mutasyon olamıyor. Bunun gibi çalışmalar yapılıyor. Buradaki aslında biyofiziksel olarak bunun açıklamasını yapabilirim belki. Tek bir mutasyon bir onkogeni
%100 aktif hale getiremiyor. Örneğin %90 aktif hale getirdiğini düşünürsek, bir tane daha yolcu mutasyonun örneğin o proteini %25 daha fazla aktif hale getirdiğini düşünürsek, ikisi birlikte hareket ettiği zaman %100'ün üzerinde aktif olabiliyor. Bu şekilde çeşitli tekniklerle yolcu mutasyonlar arasında sürücü olabilecek potansiyelleri olanları da tahmin edebiliyoruz. A modelleme tekniklerinde ise orada sadece driverları aldığımız zaman modellemede aracı olanlar üzerinde eğer mutasyon varsa onlar da aday sürücü proteinler ya da genler olarak tanımlanabiliyor A modelleme tekniğinde. Teşekkür ederiz hocam. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Tümörlerin hastaya göre heterojenite farkı gözetildiğinde somatik hipermutasyon bölgelerinin A modelleriyle tespiti mümkün müdür? Bizim başlangıç verimiz aslında mutasyona sahip olan proteinler olduğunu düşünürsek o bizim için başlangıç verisi. Çıktı olarak onu tabii söyleyemem. Çıktı olarak bunu veriyor diyemem maalesef. Teşekkürler hocam. Gizli sürücü mutasyonların tespitinde ne gibi zorluklar bulunmaktadır? Net olarak nasıl ayrıştırılmaktadır? Şimdi şu an literatürdeki çalışmalar yoğunlukla mutasyonun frekansı üzerinden gidiyor. Yani bir mutasyon ne kadar sık görülüyorsa hastalar arasında ya da tümörler arasında ne kadar sık görülüyorsa sürücü mutasyon olma ihtimali o kadar yüksek. Yani frekansı yüksek olan mutasyonlar sürücü, geri kalanları yolcu mutasyon olarak tanımlanıyor. Buradaki sorun nadir görülen mutasyonların, sürücü mutasyonların tabii bulunamaması frekans bazlı çalışmalarda. Burada yine öğrenme tabanlı algoritmalar uygulanıyor. Bazıları bu nadir görülen mutasyonları tahmin etmede oldukça iyi performans gösterebiliyor. Bu tür çalışmalar var ama buradaki zorluk sürücü ve yolcu mutasyonları ayırt etmedeki zorluk frekanslar üzerinden gidilmesi. Çok yüksek frekanslı olan mutasyonların sürücü, geri kalanının yolcu olarak tanımlanması diyebiliriz. Sesim geliyor mu şu an? Bir koptun ama geldin şu an galiba. Evet, şu an buradasın galiba. Peki, o zaman. Hocam merhabalar, ben Mehmet. Merhaba. Sanırım bir teknik problem yaşıyor. Evet. Ben size YouTube'dan chat'ten gelen bir soruyu okumak istiyorum. Kanserin protein hastalığı mı veya gen hastalığı mı olduğu hala tartışılıyor bilim insanları arasında, klinisyenler arasında. Mutasyonların kanser tanısındaki yeri ile ilgili hocamızın görüşü nedir diye bir soru sorulmuş. Evet. Şimdi kanser çok kompleks bir hastalık. Tek bir molekül ya da tek bir belki moleküler değişiklik üzerinden tanımlamak zor olabilir. Yani şöyle diyebilirim, genomik ya da proteomik hastalığı demekten ziyade herhangi bir moleküldeki değişiklik bulunduğu yerde lokal kalmıyor. Öyle söyleyebilirim. Bu ağ üzerinde bu etki yayılıyor.
slaytlarda da göstermiştim aslında ısı difüzyon algoritmaları ya da en son gösterdiğim Steiner tree algoritmasında bir noddan etki verdiğiniz zaman etrafındaki birçok nodda birçok düğümde değişiklik oluyor. O yüzden kolektif olarak anlamlandırılması gerek. Bunun için tabii birden fazla omik verinin entegrasyonu önemli. Ve aslında veri entegrasyonunu bilgiye dönüştüren algoritmalar önemli olduğunu söylemek isterim. O bilginin de klinik veriyle entegrasyonunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu an zaten dünyada da transomik dediğimiz çoklu omik verilerin klinik verilerle birlikte yorumlanması, mühendislerin, temel bilimcilerin ve tıp alanında çalışan bilim insanlarının birlikte çalıştığı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, daha iyileştirilmesi ya da uygun tümöre uygun tedavinin verilmesi gibi çalışmalar devam ediyor. Hocam, katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizi aramızdan görmekten dolayı çok mutluluk duyduk. Teşekkürler. Size sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. Hepinize sağlıklı günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam.